Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere penyipten kalp yapımını tarif edeceğim. Kalplerimi göstermek istiyorum. Şekli bakın bu şekilde. Arka kısmı gördüğünüz gibi. Bunu kalın bir penye iple örmüştüm. Şu gördüğünüz küçük kalbi de aynı tarifle ribbon ipten örmüştüm. Boyutları tabi ipin inceliğine göre değişiyor. Hemen kalbimizi kalbimizin tarifine geçelim. Yine ince bir ip kullanacağım. Tığım 6 numara olacak. Şöyle bir 10 santim kadar ipinizden başlangıçta bırakıp sihirli halkayla işe başlıyoruz. Sihirli halka nasıl yapılır? Detaylı videosu kanalımızda mevcut seyredebilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini koyacağım. Sihirli halkamızın içerisine 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. 3 tane zincirden sonra 1, iki kere başına doluyoruz. Sihirli halkamıza batıp İkisini birlikte, ikisini birlikte, tekrar ikisini birlikte çekiyoruz. Sonra bir, iki kere tekrar başına doluyoruz. Sihirli halkamıza batıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte, tekrar ikisini birlikte çekip sonra bir, iki kere tekrar başına doluyoruz. Ve yine aynı işlemi yaparak üç tane bu şekilde üçlü trabzan oluşturmuş oluyoruz. Şimdi bir tane başına doluyoruz. Sihirli halkamıza batıp ikili trabzan yapıyoruz. Bakın ikili trabzan yaptım. Burada e, ikili trabzandan sonra iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki tane sık iğne yaptım. İki tane sık iğneden sonra bir tane zincir çekiyorum. İki kere tığımın başına doluyorum. Sihirli halkamın ortasına batıp ikisini birlikte ikisini birlikte tekrar ikisini birlikte çekiyorum ve şimdi tekrar burada bir tane zincir çekiyorum iki tane direkt sık iğne yapıyorum bir tane zincirden sonra birinci sık iğne ve ikinci sık iğnemi de yapıyorum ikinci sık iğneden sonra bir tane başına doluyorum tığımın ikili trabzan yapıyorum İkisini birlikte ikisini birlikte çekiyorum Evet ikili trabzandan sonra tekrar tığımın başına iki tane doluyorum. Sihirli halkama batıp ikisini birlikte ikisini birlikte tekrar ikisini birlikte çekip üçlü trabzan oluşturmuş oluyorum. Bunu üç kere yapacağım. İki kere başına doluyorum. İkisini birlikte ikisini birlikte ve ikisini birlikte karşı tarafta eşit olmuş oldu. Şimdi e, kalbimin e, ee, örgüsünü bitirdim. Son 3 tane zincirle de kapamasını yapacağım. 1, 2, 3 tane de zincir çektikten sonra sihirli halkama sık iğne şeklinde batıyorum. Ve şimdi kısa kalan ipimi bakın kısa kalan ipimi topluyorum örgümü. Şöyle ilmeğimi biraz açıp tığımı bırakayım. Ve kısa kalan ipimle Gördüğünüz gibi şimdi çekeceğim. Elinizi düzleyerek toparlarsanız şekli düzgün olacaktır. Bu arada yeni başlayanlar için e, zincir nasıl çekilir, sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan e, vesaire detaylı videomuz da var. Ona da göz atmanızı tavsiye ederim. Onu da açıklama kısmına linkini koyacağım. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Evet şimdi bakın ortadan kısa ipimi çekerek Örgümü topladım ve kalbimi şekli oluşmaya başladı. Şimdi şurada bıraktığım ilmek vardı. Bakın, burada ekstra bir düğüm atmayacağım. Şu e, tığımın kaldığı ilmekten, şu kısa ipimden bir tane başına dolayıp içinden geçireceğim. Sonra geçirdikten sonra iki ucuda çektiğimde otomatik ben düğüm atmış olacağım. E şimdi burada iyice sıkılayacağım. Gördüğünüz gibi kalbim gayet sağlam bir şekilde oluştu ve şu fazla kalan ipi de keseceğim Evet kalbimi yapmış bulunuyorum yapacak olanlara kolay gelsin ilmek sayılarını açıklama kısmına ekleyeceğim bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın